Burhan Bey merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağolunuz. Hemen soralım size, sonuçları nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta iki aday yarıştı, biri kazanacaktı. Sayın Erdoğan, önce Sayın Küçük'ün de dediği gibi herhangi bir şeye mahal vermeden 52 ile seçimi kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım önümüzdeki 5 yıl ülkemizin refahı ve geleceği için çok güzel günler bizi bekliyor olur. Şimdi hemen şöyle bir 2014'e dönerek ben bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sayın Eptemli, şimdi 2014'ü de toparlayalım. Bir de çok sıcak açıklamalar var, hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Akşener'in. Biraz da aslında onlardan başlayarak da yine değerlendirmelerinizi almak isterim. Hemen hızlı geçeceğim Tabii zaten. tabii. 2014'te Tabii. yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan 51.8, diğerleri 48.2. 2018'de Sayın Erdoğan 52.5, diğerleri 47.5 ve bugün Sayın Erdoğan 52.1, diğerleri 47.9. Sayın Kılıçdaroğlu 47.9. 9-10 yıla yakın bir süreç geçti. Muhalefet ne değişti? Muhalefet ne değişti? Şapkasını önüne koyup muhalefet düşünmesi lazım burada. Yani değişen hiçbir şey yok, gelişen hiçbir şey yok. Üzerine kattıkları hiçbir şey yok. Bir önce yine Sayın Küçük değinmişti. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu 49.9, 99.9 da alsa sonuçta kazanan bir kişi olacağı için seçimi kaybetmiş olacak. Bundan bir 10 gün sonra biz kaybedeni değil artık kazananı konuşuyor olacağız. Şimdi burada bir önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun da konuşmasına baktığımızda ve Sayın Akşener'in de konuşmasına baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp net şunu söylemesi gerekiyordu. Evet, seçimi kaybettik. Kazanan Sayın Erdoğan oldu. Tebrik ediyoruz. Umarım ülkemize, vatanımıza, milletimize yeniden güzel günler görmek için iyi bir liderlik yapar diye bir tebrik etmesini beklerdik. Sayın Akşener'in açıklaması ben de olumlu buldum. Olumlunun yanında ben de masayı dağıtacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir cümle kullandı. 2019 yerel seçimlerinde yakaladığımız sinerji üzerine bizi bir araya getirdi ve biz seçimlere gittik. Bu şey, altın masa olarak seçime gittik. Bu seçimi kaybettik. O zaman şu anlam çıkıyor. 2019'da bir sinerji yakalandı. Beraber girdik. Bu seçimi kaybettik. O sinerjiyi kaybetmiş olduk. O zaman biz masayı dağıtmamız gerekiyor. O yüzden Sayın Akşener bence masayı artık altın masa diye bir şey kalmadı. Önümüzde bir 9 ay sonra bir yerel seçim yapılacak. Bu yerel seçimlere altılı masa olarak gireceğini ben de düşünmüyorum. Kendi önlerine bakacaklarını düşünüyorum. Var mı yönelteceğiniz ya da sormak istediğiniz sorular Erdoğan? Yani bu konuda da aynı fikirdeymişiz Burhan Bey ile açıkçası. Yani ben bundan sonraki muhasebe sürecinde İyi Parti'de ne olacağını merak ediyorum. Bir de İyi Parti'de olağan kongre var zannediyorum. Sayın Akşener ile ilgili Burhan Bey, siz bu olağan kongrede herhangi bir sürpriz bekliyor musunuz bu değerlendirmeden sonra? Şimdi şöyle, bu değerlendirmeden sonra Sayın Akşener masayı, yani daha doğrusu koltuğu bırakacağını düşünmüyorum. Kongrede güçlü bir şekilde kongreye katılıp kongrede tekrar bir genel başkan olup yoluna devam edeceğini ben de düşünüyorum. Ve bu yoluna devam ettiğinde de mecliste Cumhur İttifakı'na bir önce yine Sayın Küçük değindi yanlış hatırlamıyorsam yeri geldiğinde destek vereceğini de düşünüyorum. Bir değerlendirme daha yapmak istiyorum seçimlerle ilgili. 14 Mayıs'ta siz de takdir edersiniz ki Sayın Kılıçdaroğlu 24 milyon 590 bin bir oy almıştı. Sayın Erdoğan 27 milyon civarı bir oy almıştı. Bu seçimde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu 1 milyon civarı bir oyunu arttırdı. Sayın Erdoğan 400 bin civarı bir oy arttırdı. Burada baktığımızda %3'lük bir oy az katılım var. Bu %3'lük de 1,5 milyon civarı bir oya tekabül ediyor. Yani Sayın Sinan Oğan'ın ve Sayın Muharrem İnce'nin aldığı 3 milyon civarı oyun 1,5 milyonu dağıldı, 1,5 milyonu da sandığa gitmediği görülüyor. Buradaki 1,5 milyon seçmende 1 milyon civarı Sayın Kılıçdaroğlu'na 400 bin civarı, tabii ki bu istatistiksel olarak doğru bir sonuç değil ama değerlendirme olarak böyle bir dağılımın olduğunu düşünüyoruz. Bir de zaten Sayın Erdoğan, daha önceki programda değerlendirmiştik. Sayın Erdoğan kendi oyunu konsolide edip kendi oyunu alsa dahi seçime katılım azaldığı anda zaten Sayın Erdoğan rahat bir şekilde kazanacaktı ve öyle de oldu. %3'lük bir az katılımla Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kazanmış oldu. Peki kim gitmedi Burhan Bey seçime? Ben CHP seçmeninin bir küçük kısmıyla HDP'lerin bir kısmını gitmedi diye anladım. Şimdi kesinlikle şöyle, ben de katılıyorum size.
CHP'li seçmenin bir kısmı Sayın Kılıçdaroğlu'na ya biz zaten kazanamayacağız Sayın Kılıçdaroğlu deyip gitmeyen bir kısmı vardı. HDP'li seçmenin de şöyle Sayın Kılıçdaroğlu'na gitmeyen bir HDP seçmeni vardı. Evet, Sayın Erdoğan'ın gitmesini isteyen fakat ben Kılıçdaroğlu'na da vermek istemiyorum diyen bir kesim vardı. O yüzden sandığa gidip Sayın Kılıçdaroğlu'na HDP'li bir kesim seçmen vermedi. Bir kesim seçmen de şöyleydi. 14 Mayıs seçimlerinde takdir ederseniz Sayın Sinan Oğan'ın %5 gibi bir oy almasının sebebi de ya ikisini arasında sıkışmak istemiyorum. Niye bana beni iki kişiyle dayatıyorsunuz deyip Sayın Sinan Oğan'a yönelen bir seçmen kitlesi vardı. Bu seçmen kitlesinde bir bölümü sandığa gitmediğini düşünüyoruz. Ama daha çok HDP seçmeninin sandığa gitmediğini düşünüyoruz. Çünkü Burhan Bey'e bir soru sorabilir miyim? Ahmet, tabii ki buyurun. Ahmet, bir şey soracaksın galiba, buyur. Şimdi CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığı o işbirliğinin protokolünün HDP seçmeninin gitmemesinde etkisi var mıdır? O yönde bir değerlendirmesi var mı? Tabii ki şöyle baktığımız zaman Sayın Ümit Özdağ'ın seçim öncesi yani daha da ittifaka girmeden önce HDP seçmeni üzerine oynaması ve sonra da Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir ittifak sözleşmesi yapması her ne kadar Selahattin Demirtaş'ın sandığa gidin oy kullanın dese dahil HDP seçmenin bir kesimi ya bunlar bize karşı böyle konuşuyor Sayın Ümit Özdağ ve gelip tekrar ittifaka giriyor. O yüzden biz gitmesek daha iyi olur. Çünkü kendilerini yan yana görmek istemediler. HDP seçmeni özellikle Ümit Özdağ'la yan yana gelmek istemedi. O yüzden sandığa gitmemesinde de büyük bir etkidir. Peki. Burhan Bey çok teşekkürler.